Madam olamaz. Madam ya pardon doktor fil diyorum ya ne var ben ilaçları bitirdim. Ben iyiyim. Diyor ki o senin barış mısın diyor. İşte migrenini yapabilir, uykusuzluğunu yapabilir. Hadi ama tümörle kansere bir şey yapamaz. Ya dedim bende ne kanseri var? Beni 5 kere ama şey o kontrol masasına yatırdı kaldırdı. Bakıyor ultrasonlardan bakıyor. Eski filmlerime bakıyor. İlerlemiş yine kanseri. Benim surata söylenen şiddetle birden suratım bir şişti. Burada koca bir sivilce anında hocam. Ne zaman bu? Bir ay önce. Niye? Daha doktor bana söylerken mide kanserisin sen, kolon kanserisin, gecikmişsin, yaşın çok genç ama başarabiliriz Sermin Hanım dediğinde anında hocam şu suratım şişti sağ tarafım. Şurada bir koca sivilce çıktı. Ups, yani direkt şey yani teşhis Direkt. travması. Evet. Direkt söyledi. Dedim ya sen ne diyorsun ya? Ben başardım geldim buraya. Peki bir dakika. Bu ne diyorsun Fransız nasıl söylediniz? Onu bir söylesenize. Ya keskiya sen ne diyorsun ya Ben ne keskiya. ama böyle ne diyorsun No, lan? Ne diyorsun? no, fil, no, no diyorum. Kabul etmiyorum ben. No, no diyorum. Yani no, o beni masaya kaldırıyor. Masadan kaldırıyor, oturtturuyor. Sandalyeye geçiyorum. Diyorum ki ya no, ben kabul etmiyorum, duymuyorum. Ben çalışma yapıyorum. Senin diyor çalışmanı da bırak. Senin hikaye bende diyorum. Doktor fil, hikaye bende. Benim notlarım var. Ben başarırım bunu da. Hala bak şuralarımda izi vardır. Ben gelinimin peşinde dolanıyorum. Eğer o ultrason makinalarına beni bir sok bir aya kadar. Eğer o şey ne deniyordu tomografim sizde ne deniyordu hani tünel. Mar. Valla MR gibi bir şey ama bir ilaç veriyorlar. Bütün vücudunun organlarını çekiyorlar. Yani kontrast şeyli maddeli MR. Eskaner diyorlar bizim burada işte. Öyle bir ilaçlı makine. MR'in versiyonu işte kontrast maddesi kullanıyor falan filan. Her şey bulunuyor. Dedim beni oraya bir sokun bir aya kadar. Bana müddet verin. Eğer dedim vallaha bak evlatlıktan reddederim sizi dedim. Ben de hikaye. Bunu ben temizleyeceğim. Buraya kadar ben geldim. Tamam dedim. Tümörlerimin tahlillerini vereceğim. İdrarlarımı vereceğim. Ama o makineye beni sokmayın. Bana müddet verin. Ben çalışma yapacağım. O kadar inanıyorum ki bu sisteme hocam. O kadar inanıyorum. Rabbim, Allah'ım, Yüce Mevlam, Allah'ım sana kudret, sual sorulmaz. Ya Rabbim. Bir örnek verin bence sadece. Bir anne Evet. altı yatıyor. Bebeği doğsun diye. Bir gece kaybediyor. Öldü. Öldüğünde de vedalaşıyor bebeğinden. Ve ertesi gün baba onun ölümünün yakılmasını emir veriyor. Ölüsünün. Ve 3 ay bir fil her gün o anne hastane kapısında yavrusunun cenazesini almak için bekliyor. Bir gün telefon geliyor eve. Ben umutla bekliyorum. O benim bebeğimin cenazesi gelecek eve. Ben onu toprağa vereceğim. Bizim inancımız toprağa vermek. 3 ay hiç vücudum durmadan ağladı. Hala ağlıyorum ama bu anne duygusu. Ben bunu sildim attım ve başardım. Bakın başardım ama anne duygusu ya. Bitmiyor hocam bitmiyor. 3 ayın sonunda eve telefon geldi. Eşim telefonu açtı. Madame Şenyurt, Monsieur Şenyurt, biz sizi bugün cenazeye bekledik. Sabah size haber verdik. Gelmediniz. Fransa'daki ölen çocukları toplu halde tabutun içine koyup yakıyorlar. Ailelerinden izinli. Almayan annelerin, babaların. Bugün siz cenazeye katılmadınız ve ben bunu kulağımda onun konuşmasını duyuyorum. Katılmadığınız için siz bebeğinizi yaktık. Küllerini nereye atabiliriz denildiği zaman ben bittim. Nasıl bir sindirilemeyen bir öfke de bu hocam. Ya yani evet bayağı Sonradan işte beni makineye soktular. Ama ben o kadar emindim ki eskiden o makineye giderken elim ayağım tir tir titrer. Komalık girer, komalık çıkardım. Dedim teslimim Allah'ım sana.
Bak bir... Taktılar seni. Tamam, direnmemek işte bu. Dedim ben biliyorum çıksa bile dedim ufak bir şey çıkacak. Ama 5 aydır ben hep çalışıyorum ya geçmişimi temizlemeye. Bu 1 aydır full öfke çalıştım. Ve sizin iki demonuz çok faydası oldu bana. Müthiş faydası oldu. En ağır iyileşmelerimi orada yaşadım zaten. Sonradan teslimim Allah'ım sana dedim ya Rabbim barışım olsun. Eğer gerçeği söylüyorsan dedim ben bu çalışmaların hepsini bitirdiysem dedim Allah'ım burada bu çoluğumun çocuğumun yüzü su hürmetine Allah'ım dedim ben iyi çıkacağım. Şimdi Doktor Rokka'yı bir şokladık. 8 milimlik bakın hocam kolonda bir şey kalmamış. Midede bir şey kalmamış. Kolonun içinde 8 karın boşluğunda lenf bezlerinde 8 milimlik kanser hücresi. Wow. Ben biliyorum zaten yani söylemenize ben Bursa'dan Türkiye'den çok doktorlara bunları gönderdim hocam. Doktorlar hep raporları inceledi. Raporumu paylaşabilirsiniz hocam. Yok yani paylaşmamın bir manası yok çünkü rapor şöyle. CD'lerim var, Tamam, film, her böyle şeylerim var, kan tahlillerim var. Size hepsini gönderdim. Fransızca her şey yani. Bunu Türkçe'ye çevirip Türkiye'deki doktorlar, hemşireler şoktalar herkes. Diyorlar yok ya olamaz.